Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 4. sınıflar hepiniz yüzlük sorular sınıfına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersinin cümle bilgisi konusunun örnek sorularını mükemmel bir şekilde çalışacağız. Arkadaşlar hem de sınavlar yaklaşıyorken şöyle bizi bir stres sarmışken konuları hızlıca toparlayıcı bir şekilde tekrar etmek istiyorsak şu örnek sorulara birlikte bir göz atalım diyorum. Hazırlayın kağıt kalemleri dersimiz başlasın. İlk sayfadaki sorumuz hemen gerçek ve hayal ürünü olan ifadelerden geldi. Şimdi hem bir hep birlikte soruyu bir okuyalım. Harflerle belirtilmiş cümle kartları yukarıdaki gibi keselere konulmuştur. Bu cümlelerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Önce birlikte okuyalım cümleleri. A seçeneğindeki ya da daha doğrusu A ile gösterilen cümle. Rüzgarın esmesiyle birlikte yerdeki sofra bezi duvarın dibine sürüklendi. Şimdi rüzgar esebilir, bu gerçek bir durum. Esen rüzgar nesneleri dolayısıyla bir sofra bezini de sürükleyebilir. Yani burada bizler gerçekleşmesi mümkün olan bir durumla karşı karşıyayız. O zaman A seçeneğini hayal ürünü olmayan cümleye yani sağ tarafa sürükleyecekti ki doğru sürüklemiş. Aferin. B'ye bakıyoruz şimdi. Güneş sevimli yüzünü bulutların ardından gösteriyordu. Evet. Güneşin yüzünün sevimli olması, kendini göstermesi. Tamam evet güneş doğuyor, güneş batıyor, bulutlar bazen önüne geçip onu kapatabiliyorlar vesaire. Ama güneşin sevimli bir yüzünün olması ifadesi gerçek dışı bir ifade değil mi? Dolayısıyla hayal ürünü. B'ye bakıyoruz. Hayal ürünü cümle. Evet doğru keseye koyulmuş. Dal tomurcağı seslendi. Seninle hayat buluyorum. Şimdi dal konuşur mu? Konuşursa tomurcağı konuşur mu? Yani aynı şekilde ona bir hitapta bulunabilir mi? Bu durumda burada görmüş olduğumuz cümle hayal ürünü olan bir durumu ifade ediyor. C'yi de hemen doğru keseye koyduğunu görmüş oluyoruz. Ay sonu Almanya'ya gitmeyi düşünüyormuş. Düşüyormuş değil bu. Düşünüyormuş olacaktı. Düzeltelim şurayı düşünüyormuş olacak. Peki gidebilir mi ayın sonunda Almanya'ya? Neden gitmesin? Uçağına biner ve gider. O zaman D durumu gerçekleşmesi mümkün olan hayal ürünü olmayan bir cümleyi ifade ediyor. Gökyüzündeki yıldızlardan sana kolye yaptım. Vay! Hemen bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Yıldızları alıp da böyle bir ipe geçirip bir kolye yapabilmemiz mümkün mü? Hayır elbette değil. Bu hayali yani karşısındakini ne kadar çok sevdiğini onun için ne kadar pırıl pırıl göründüğünü ifade etmek istedim demiş Hemen E'yi de doğru torbaya koyduğunu görüyoruz. Aslında keselerdeki yerleşimler gayet doğru. Hangisi yanlıştır demişti. A seçeneği diyor ki. B cümlesindeki hayali durum güneşin sevimli yüzünü göstermesidir. Evet kesinlikle doğru. C cümlesinde dalın tomurcukla konuşması gerçek dışı bir durumdur. Evet buna daha ileriki sınıflarda zaten konuşturma diyeceğiz. A cümlesinde hayali bir durum söz konusu olduğu halde yanlış kese konulmuştur diyor. Hayır A cümlesinde hayali bir durum yoktu. Rüzgar eser yerdeki sofra bezi de sürüklenebilir. Evet A seçeneği bu dursun o zaman. E cümlesinde yıldızlardan kolye yapmak ifadesi gerçekleşebilecek bir durum değildir diyen bilgi de doğru. Dolayısıyla cevabımız çok da pratik bir şekilde C seçeneği olarak çıkıyor karşımıza sevgili 4. sınıflar. Evet, hemen diğer sorumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hepimizin dizelerine aşina olduğumuz bir şiir var burada. Birlikte önce soruyu okuyalım. Aşık Veysel'in bu şiirinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sordu. Hemen başlıyoruz. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapalı bir handa gidiyorum gündüz gece A seçeneğine bakalım uzun ince bir yoldayım ifadesi kurallı bir cümledir diyor. İfadenin kurallı olabilmesi için yüklemin cümle sonunda bulunması gerekiyor. Evet yüklem gerçekten cümle sonunda. Ben uzun ve ince bir yoldayım. Bu yolun üzerindeyim şeklinde ifade etmiş oluyor. O zaman A seçeneği doğru. Dünyaya geldiğim anda. Dünyaya geldiğim an. Yani o doğduğum vakit. Doğduğum saniye ifadesinde benzetme vardır. Hayır. Herhangi bir şeyi bir şeye benzetmemiş. Ama deseydi ki iki kapılı bir handa gidiyorum günde işte o zaman dünyayı iki kapılı bir hana benzetmiş olacaktı. Şu kısmı alsaydık olurdu ama dünyaya geldiğim anda e, kelime grubunda herhangi bir benzetme göremedik. B ben seçeneği bir dursun diyorum. Bilmiyorum ne haldayım ifadesi olumsuz bir cümledir. Olumsuzluğuna dair buradaki mame olumsuzluk ekini zaten... Ünlü uyumunu uygun şekilde görüyoruz burada. Biliyorum, bilmiyorum. Olumlusunu hemen düşünerek de fikrinize getirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın biliyorum, bilmiyorum. Dolayısıyla bu olumlu, bu da olumsuz. O zaman C seçeneği de doğru. Gidiyorum gündüz gece ifadesi. Kuralsız bir cümledir. Cümleyi düzeltelim. Gece gündüz gidiyorum ne yaptım? Şu anda düzelterek kurallı hale getirdim. Yüklemi sona aldım. Yüklem sonda olduğu zaman bu cümle artık kurallı oldu. Ama yüklem burada başa gelmiş. Dolayısıyla kuralsız yani aynı zamanda devrik bir cümle örneğidir diyerek D seçeneğinde doğruladık. Bu durumda cevabımız yanlış olan, ulaşılamayacak olan seçenek olarak B seçeneği çıkıyor karşımıza. Umarım açıklayıcı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin sevgili dördüncü sınıflar. Hemen bir diğer sorumuza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Utku'nun Hasan Keyf ile ilgili yazdığı tanıtım yazısından dört cümle yukarıda paylaşılmıştır dedi. Öncelikle bugünün ilk gülümseten sorusunu soralım. Sevgili öğrenciler Hasan Keyf'i gördünüz mü? Hasan Keyf nerede diye soralım. Hadi bakalım. Hasan Keyf nerede? Kimler ziyaret etti? Hiç gördünüz mü? Orayla ilgili gördüyseniz eğer duygu ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşır mısınız? Bekliyorum dedim. Sonrasında bu yazı ile ilgili numaralanmış ifadelerden hangilerine ulaşılamaz diye sordu. Öncelikle bir yazımızı okuyalım. Bakın burada çok güzel bir şekilde gerçekten görseli verilmiş. Harika görünüyor. Benim de çok ziyaret etmek istediğim yerlerden bir tanesi. Hemen baktık. Birinci cümle dedi ki ben Anadolu'nun unutulmuş çocuğu Hasan Keyfim. Sen hiç gördün mü beni? Saçlarımı okşayarak akan Dicle'nin sesini duydun mu? Binlerce yıllık tarihime tanık oldun mu hiç? Diye sormuş. Güzel bir tanıtım yazısı olmuş bence. Tam da böyle ilgi çekici. E, bu yazıyı okuyarak merak duyan insanlar orayı ziyarete gidebilirler gerçekten. Yazıyla ilgili hangilerine ulaşılamaz diye sormuştu. Birinci cümle dedik ya. İlk cümle kurallı bir cümledir. Kontrol edelim. Ben Anadolu'nun unutulmuş çocuğu Hasan keyfim. Yani ne yaptı burada? Bakın şahsenki alan e, kelime grubu yani yargı bildiren kelime cümlenin sonuna geldi. Şöyle diyebilir miydi? Hasan keyfim ben Anadolu'nun unutulmuş çocuğu olmazdı. Dolayısıyla yüklem sonda o zaman kurallı olduğunu görmüş oluyoruz. Son cümle kuralsız bir cümledir. Binlerce yıllık tarihime Tanık oldun mu hiç? Evet, yüklemden sonra hala gelen kelimeler var. Yani yüklem cümle sonunda değil. Tanık olmak, tanık oldun mu diye sordu. Eğer hiç olmasaydı burada kurallı olurdu ama bunu da yerleştirdikten sonra artık sonuna cümlenin kuralsız. Yani aynı zamanda devrik bir cümle olduğunu görmüş olduk. Üçüncü cümle dedi ki ikinci ve üçüncü cümleler kuralsız cümleler değildir. Kontrol edelim. İkinci cümle sen hiç gördün mü beni? Bu kuralsız sevgili öğrenciler çünkü gördün mü? Sen beni hiç gördün mü deseydi kurallı olurdu. Bu kuralsız. Devam ediyorum. Saçlarımı okşayarak akan Dicle'nin sesini duydun mu? Devamında bir şey gelmedi. Yüklem sonda geldi. Bu da kurallı. O zaman biri kurallı biri kuralsız kuralsız cümleler değildir diyorsa yanlış bir genelleme yapmış oluyor. Biri kurallı biri kuralsız çünkü. Üçüncü bilgi yanlış. Hangisine ulaşılamaz? Yalnız 3 diyen C seçeneği bu sorumuzun yanıtı oluyor sevgili 4. sınıflar. Ve artık yavaş yavaş toparlamak gerekirse bugünün son sorusu söz sanatlarından gelmiş. Birlikte bakalım. Evet ne diyor soru bize? Yukarıda 6 farklı yemek tarifi kartı verilmiştir. Bu kartların arka yüzlerinde birer cümle yazmaktadır. Ayşe Hanım akşam yemeğine arka yüzünde benzetme olan yemek tarifi ile karşılaştırma olan yemek tarifini hazırlayacaktır. Yani bizler bir benzetme arıyoruz bir de karşılaştırma arıyoruz. Ayşe Hanım akşama hangi tarifleri hazırlayacaktır diye sordu soru bize. O zaman hemen A tarifinden okumaya başlayalım. Sen de benimle gelir misin yemeğe? Herhangi bir benzetme var mı? Hayır yok. Ya da herhangi bu yemeği başka bir yemekle ya da seni başkasıyla karşılaştıran bir durum var mı? Yok. O zaman A tarifini yapmayacak. Hemen A seçeneğinin olduklarını eledik. B tarifinde dedi ki topladığı kayısıları kasalara koydu. Hmm, şey deseydi bal gibi kayısıları deseydi ya da bu kayısılar diğerlerinden daha iyi deseydi benzetme ya da karşılaştırma kullanmış olabilirdi B tarifini de kullanmayacak o zaman zaten cevabımız çıktı ama yine de devam edelim C tarifinde tilki gibi kurnaz bu çocuk baş edemiyorum tilki gibi kurnaz bu çocuk tilki gibi kurnaz ne yaptı çocuğu tilkiye benzetti hangi yönle benzetti kurnaz olması yönüyle benzetti. O zaman C tarifinde bir benzetme durumu söz konusu. C tarifini yapacak. Devam ediyoruz. D tarifinde çalışmasını yarın bizlere sunacakmış. Peki bu çalışması diğerlerinden daha mı iyiymiş? Daha mı kötüymüş? Çalışmasını hazırlamak için arı gibi mi çalışmış gibi benzetme ya da karşılaştırma içeren ifadeler kullandı mı? Hayır. E tarifine bakıyoruz. Hazırlık bölümündeki sorular bana göre zor, belki sana göre kolay. Ben zorlanıyorum ama sen daha kolaylıkla yapabilirsin. Ben kendimi seninle karşılaştırıyorum ya da bu soruları çözecek diğer arkadaşlarla karşılaştırıyorum. O zaman E tarifi karşılaştırma içeren bir cümle. Hemen onu da alalım. F tarifine baktığımız zaman sabah biraz gecikmiş olabilirim dedi. Şimdi burada bir karşılaştırma göremiyoruz. Ha deseydi ki düne göre bugün daha çok geç kaldım gibi bir ifade kursaydı ya karşılaştırma ya da belki benzer bir şekilde tavuk gibi erkenden kalktım deseydi benzetme ifadesi kullanabilirdi. Dolayısıyla F tarifinde eledik. Cevabımız A seçeneği C ve E tarifleri diyoruz. Bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna gelirken. Hepinize bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dördüncü sınıflar. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sınavlarınızda başarılar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.